Bugün uzun süreli primli ve günlük işlerinizi karşılayabileceğiniz Samsung Galaxy A14'ün inceleme videosuyla karşınızdayım. İlk isterseniz gelin kutusunu açalım. Şu şekilde yatırıyorum. Buralarda stickerları var. Şu şekilde kutumuzu açıyoruz. Burada bir adet bizi kutu karşılıyor. Bu kutunun içerisine baktığımız zaman hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı ve bir de tip C'den tip C'ye şarj kablomuz yerini almış. Daha sonrasında direkt olarak telefonumuzun kendisiyle karşılaşıyoruz. İçerisinde son olarak bir de sim iğnemiz var. İsterseniz kutuları kaldıralım ve A14'ün teknik ve tasarımsal detaylarına geçelim. Tasarımıyla başlayalım isterseniz. Materyallerine baktığımız zaman plastik materyallerle yapılmış. Arka tarafı tırtıklı bir yüzey. Yan taraflarına baktığım zaman burada bizi parmak izi okuyuculu güç tuşumuz, ses açıp kapama tuşumuz karşılıyor. Üst tarafında mikrofonumuz var. Diğer tarafı boş. Alt tarafına baktığımız zaman ise tip C girişli şarj yuvamız, yine mikrofonumuz, 3.5 mm'lik jack girişimiz ve hoparlörlerimiz burada yerini almış. Son olarak bu tarafında ise sim yuvamız gözüküyor. Boyutlarına baktığımız zaman 167.7 mm boyu, 78 mm eni, 9.1 mm de kalınlığı. Bu kompozisyonlardaki telefonumuzun ağırlığı ise 201 gram. Ekranımıza baktığımız zaman 6.6 inçlik bir boyutumuz var ve içerisinde PLS panel mevcut. Bu PLS panel ise 1080x2408 Full HD Plus bir çözünürlükte görüntü kalitesi sağlıyor. Piksel yoğunluğumuz ise 400 ppi ve ekran yenileme hızı tarafında da 60 Hz'lik bir değerimiz var. Ekran gövde oranı baktığımız zaman ise kenarları gördüğünüz gibi çerçeveli, %79.76 bir ekran gövde oranımız mevcut. Kamera tarafına geçelim isterseniz. Gördüğünüz gibi yükseltili ve 3 tane kameramız var. Yan tarafına bir tane flash yerleştirmişler. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera. Bu kamerayla da 1080p 30 fps videolarınızı çekebiliyorsunuz. Yine bu kamerada portre modumuz var. Yapay zeka destekli modlarımız var. Panorama ve makro çekimleri de yapabiliyoruz. İkinci kameraya baktığımız zaman 5 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı fotoğraflarımızı çekebildiğimiz kameramız. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekimleri yapabildiğimiz kameramız. Hemen ön kameraya geçelim. Öz çekim kameramız ise 13 megapiksel f2.0 diyafram açıklığına sahip ve 1080p 30 fps videolarımızı burada çekebiliyorsunuz. Evet, şu anda iç mekandayım. Videoyu çektiğim yerdeyim. Samsung Galaxy A14 elimde. İç mekan, mikrofon ve ön kamera testimiz bu şekilde. Gelin isterseniz bir de dışarıya çıkalım. Evet, Samsung Galaxy A14 hala elimde. Dışarıdayım. Mikrofonum ve ön kameram aynen bu şekilde. Biraz da yürüyorum. Kamera testimizi de bu şekilde yapmış olalım. Testlerini izlediğimize göre isterseniz bir de teknik tarafına bakalım. İşlemci tarafında Samsung Exynos 850 işlemcisi kullanmış. 8 çekirdekli bir işlemci ve 2.0 GHz hız matlarında çalışabiliyor. Tabi bir de bunu destekleyen grafik işlemcimiz var. Burada da Mali G52 MP1 kullanılmış. Depolama tarafımızda ise 4 GB'lık RAM'imiz ve 128 GB'lık depolama alanımız bizleri karşılıyor. Tabi 128 GB'ın yetmediği yerlerde kendisini SD kart desteğiyle 1 TB'a kadar yükseltebilirsiniz. Ayrıca bu modelin 64 GB'lık versiyonu da mevcut. 5000 mAh'lik bir bataryamız var. Tabi bunu da 15 Watt'lık hızlı şarj ile hızlıca şarj edebilirsiniz. Kullanım şeklinize göre 52 saat konuşma, Wi-Fi'ye bağlı bir şekilde 21 saat internet, 4G'ye bağlı şekilde yine internet kullanımı 21 saat, video oynatma 20, müzik oynatmamız ise 96 saate kadar sürüyor. Tabi bu veriler kullanım şeklinize göre değişebilir. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi yan tarafında parmak izi okuyucumuz var, yüz tanıma sistemimiz var, bağlantı tarafında da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'imiz mevcut. Ürünle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Elimde görmüş olduğunuz gümüş rengi dışında siyah ve açık yeşil rengi de mevcut. Ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.